cezasını ben veririm. O yüzden Selçuklu, Büyük Selçuklu devleti sırasında gayrimüslim dünya Mekke'ye ve Medine'ye tasallut edememiş. Daha sonra bizim yaşadığımız topraklar, bu topraklar, bu şehir çok mutena bir Türk şehridir, Ankara. Bu şehri bizim elimizden Osmanlılar silah zoruyla aldı. Ankara'yı Osmanlılar Türklerin elinden silah zoruyla aldı. Burada ahiler hüküm sürüyorlardı. Ama onlar yüzyıllar süren kandırmacayı devreye sokmak üzere bu sahayı da topraklarına kattılar. Hepinizin değilse bile birçoğunuzun bildiği hikaye Hacı Bayram Veli hikayesidir. Biraz birkaç, tabii burası çok uzak oralara. Asıl Ankara'ya gittiğiniz zaman Augustus Tapınağı'nın yanında Hacı Bayram Veli'nin türbesini görürsünüz. Birinci Murat Hacı Bayram Veli'yi zincirleyerek huzuruna çağırdı. Çünkü bu Türk şehri Hacı Bayram Veli'nin müritleriyle kuruldu. Ama Hacı Bayram Veli'nin müritleri Ankara'yı da taşıyordu. Çok geniş bir alanda idi. Ve Osmanlı bu Türk gücünden ürktü. Hacı Bayram Veli'yi 1. Murat Zincir Bey huzuruna getirdi ve dedi ki bana bak, her müridin için kelle vermesi vereceksin bana. O da çağdan çağ geri döndü ve haber saldı. Bütün müritlerim gelsin diye. Geldiler buraya, Ankara Ovası insan kesti. Kızılca gün dediler ona. Her taraf hınca hınç insan doldu. Bütün Hacı Bayram Veli'nin müritleri geldiler. Yüksekçe bir yere çıkan müritlerin ileri gelenlerinden birisi dedi ki Şeyh Hazretlerine şöyle bir emir geldi. Her Hacı Bayram Veli müridi kendini şeyhinin uğruna kurban edecek. İşte bu da hazır dediler şey, çadır. Geleceksiniz buraya. Sizi birer birer keseceğiz. Bunun üzerine ova, o hınca hınç dolu olan ova boşaldı. Dediler ki şeyh kara sevdaya uğradı. Böyle salakça şey olur mu? Şeyhin uğruna kurban olmak. Ama meraktan şöyle 200-300 kişi kaldı. Ne olacak bu işin sonu diye. Ve çadıra bir karı koca girdiler. Dediler ki Allah madem şeyhimize böyle bir haber göndermiş, biz de dinimiz için her şeyi yapmaya hazır insanlarız. Buyurun kesecekseniz bizi kesin diye karı koca girdiler şeye, çadıra. Çadırda hazırlık yapılmıştı zaten. Onların kıyafetleri üzerlerine alındı ve orada boğazlanan bir hayvanın kanı onların kıyafetlerine ulaştırıldı ve çadırdan çıkan ileri gelen mürit kıyafeti halka gösterdi. Bunun üzerine bir tane bile kalmadı. O 200-300 kişi kaldı demiştik. Onlar da dağılıp gittiler. Bunun üzerine
Hacı Bayram Veli dedi ki, 1,5 müridim var. Murat istiyorsa onların vermesini vereyim. Biz böyle bir milletiz. Yani Türk'ün aklı ya kaçarken ya sıçarken yedirmiş. İşte böyle böyle bir insanlar topluluğuyuz biz. Türkiye ismi biliyorsunuz Cumhuriyet sonrası benimsenmiş bir isimdir. Avrupalılaşmış Türkler Türkiye deme taraftarıydılar. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya gibi Türkiye diyorlardı. Fakat Doktor Zanur Fransızca telaffuzun tercih edilmesini istedi, bu konuda etkiledi ve Türkiye koyduk yaşadığımız ülkenin adını. Ama Avrupalılar eski zamanlardan beri, ne zamandan beri? Haçlı seferlerinden beri. Çünkü Türkiye sözünü Avrupa lisanlarında bir Türkay olarak telaffuz eden kişinin Friedrich Barbarossa olduğu söylenir. Bu Tarsus ırmağını geçerken boğulan imparator. Batılılar bu topraklara öteden beri, yani 12. 13. yüzyıldan beri Türkiye diyorlardı zaten. Biz çeşitli isimler verdik. Memalike Ali Osman falan gibi. Şimdi Türkiye toprak vatan olarak doğdu. Bu doğuşu Türk'ün doğuşu mümkün. Yani 13. asırdan itibaren Türk, Türkiye'yi yaptı, Türkiye, Türk'ü yaptı. Ve aslında öyle bir kolayca işaret edilebilir bir kavmin adı olarak değil, gene bir karakterin, bir şecaatin adı olarak Türk yaşadı. Yani yaşadığımız toprakların Darü'l-İslam haline gelmesinde etkin olan, müessir olan unsurlar Türk olarak bilindi. Bu Haçova Meydan Muharebesi'ne kadar böyleydi. Haçova Meydan Muharebesi'nden sonra Türk, Türklüğünü kaybetmek istemeyenlerin adı oldu. Yani ama bütün bu süreç boyunca şeytanlaşmayı reddeden herkes Türk'tü. Bir yükseliş dönemi yaşanıyor. Yani İstanbul merkez olmak üzere bütün işlerin karara bağlandığı bir devlet yapısı var. Bu yapıya hizmet eden unsurlar aynı zamanda hizmetlerinin karşılığını bol bol alıyorlar. Bu dönem boyunca bir yükselişten bahsediyoruz. Ama ...1571... İnebahtı hezimetinden sonra bir
gerileme, bir çöküş dönemi yaşanır. Bu ne demek? Şu demek. Bu hakimiyet altındaki topraklarda yegane patron İstanbul'dayken Müslim veya gayrimüslim herkes çıkarlarının bu merkezden garantiye bağlanacağı fikrindeydi. Ama İnebahtı hezimetinden sonra Türk hakimiyetinin sona ereceği, Batı'da yükselen medeniyetin Türklerin hakim oldukları yerlere de hakim olacak inancı birilerine birilerinin sahip olduğu inanç haline geldiğinde işler tersine döndü. Yani Osmanlı devlet sınıfları devletlerinin çökeceği ve topraklarının elden gideceği konusunu veri kabul ettiler. Yani ...17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti kendi idarecilerinin eliyle yok edildi. Ama bu çok zaman aldı. Onun için bir yere geldik. Birileri Lozan'la 100 sene kazandı. Ve bu 100 senenin de miadı doldu. Bundan sonra bir şey yapılabilir mi? Eğer Türk varsa ve o Türk'te kalınlaşmayı hedef olarak seçmişse mümkün. Ama bundan sonra bir şey yapılması imkansız. Çünkü Türk diye bir şey yok. Onlar bu adam Türklükten bahsediyor. Zaten niye geldin buraya? Zaten konuşmanın adı kalın Türk. Benden senin sırtını sıvazlamamı beklemiyorum herhalde. Şimdi daha rahat konuşabiliriz. Daha çıkmak isteyen varsa çıksın. Yani burada Türkiye'yi yok etmek isteyen insanların hoşlanacağı bir tek kelime işitmeyeceksiniz benim ağzımdan. Yani Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren insanlar benden kendilerinin masum olduklarına dair bir tek kelime işitmeyecekler. Hepsinin hesabını Allah nasip ederse göreceğiz. Şimdi ne oldu da bu hale düştük? Ve bundan sonra daha kötü durumlar hangi sebepten dolayı bizi bekliyor? Bunu anlamak için Cumhuriyet tarihine bakmamız lazım. Yani Türkiye bir devlet midir? Yoksa bir göz boyamasıyla mı karşı karşıyayız? Türkiye Cumhuriyeti nasıl olsa bu ülkede yaşayan insanların temayülleri ve eğilimleri bu devleti yaşatmaya yetmez mantığı gereğince muvakkaten kurulmuş bir devlettir. Eğer kurulmuşsa. Yoksa bir cumhuriyet ilan edilir.
Yani Türkiye Cumhuriyeti 6 ay devam ederdi. Eğer Türk milleti diye bir millet olmasaydı. Türk milleti diye bir millet var. Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmesine rağmen artık tarihten silinmediğine şükreden bir insan topluluğu yaşadığı bu ülkede. Şimdi bu insan topluluğu 1960 yılına kadar Türkiye'de bir cumhuriyet idaresi olduğunu bilmiyordu. Türkiye'de cumhuriyet ilan edildikten 27 Mayıs 1960 sabahı gelinceye kadar Türkiye'ye yabancıların girmesi yasaktı. Bilim heyetleri bile gelemiyorlardı. Diplomatlar mutlak bir şekilde kontrol altındaydı. Yani onların diplomatik dokunulmazlıkları vardı. Ama hiçbir şekilde Türkiye içinde seyahat edemiyorlardı. Yani etmek istiyorlarsa Türkiye'de yani idarecilerin aldıkları tedbir doğrultusunda ediyorlardı. Her neyse. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra antropologlar, Amerikalı antropologlar, hatta Ruth Benedict ekibi kendisi de geldiği söyleniyor. Antropologlar Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi attılar. 60'tan sonra. Ve o zaman biz o antropologlardan öğrendik ki Türkiye'de İstanbul'da padişah olduğuna sanan insanlar yaşıyormuş. Biz o antropologlardan öğrendik. Diğerleri, yani İstanbul'da padişah olmadığını bilen insanlar da başka ümitlerle yaşıyorlardı 1960'a kadar. Yani Türkiye devlet olarak ve millet olarak tarihten silinmemek için bazı statüleri sineye çekmek zorunda kalan insanların ayakta tuttukları bir ülkeydi. Bu ülke dediğim gibi 27 Mayıs 1960 sabahı gerçeklik alanından kovuldu. Dünya gerçeği hakim oldu bu ülkeye. Ben 27 Mayıs 1960 sabahı kimya çalışıyordum. Eğer o gün Sözlü'ye kalkacaktım, Cuma günü. Eğer Sözlü'den iyi bir not alırsam İtmale kalmayacaktım. Fakat kaldım. Çünkü o gün okula gidilmedi. Komşulardan radyoyu açın, radyoyu açın diye bağırıyorlardı. Radyodan Alparslan Türkeş'in sesi. NATO'ya ve SENTO'ya bağlıyız. Bunu defalarca tekrar ettiler. NATO'ya ve SENTO'ya bağlı olarak 27 Mayıs 1960'ta dinini ver, vatanını al
pazarlığının bozulduğunu öğrendik. Artık böyle bir pazarlık geçerli değildi. Geçerli olan NATO ve SENTO'ydu. O zamandan itibaren bir takım agony yaşıyoruz. 60'tan 2013'e kadar evliyse şimdi nedir bu işin aslı esası? Yani biz Türk değilsek bu ülkenin ne manası var? Biz Türk değilsek bu ülkede işimiz ne? Bunu anlamamız lazım. Bundan sonra Türkiye diye bir ülke olmasını istemiyorsak eğer, bunu anlamasak olur. Zaten ayarlanan şey de bundan ibaret. Bugün artık Türk olmama halinde bu toprakların kaderi konuşuluyor ve bu konuda da dediğim gibi ciddi bir mesafe kat edildi. Ben belki bu konuşmayı çok lüzumsuz bir yere bir şekilde yapıyorum. Bu konuşmanın bir manası yok. İşler olup bitti. Sadece sonuç almaya çalışıyorlar. Ve yaşarsak göreceğiz. Yani bu gezi eylemleri bu sonuç alınmasında çok etkili bir rol oynayacak. Üçüncü serimden itibaren Osmanlı Devleti'nin olmaması gibi 27 Mayıs'tan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti yok. Üçüncü Selim saltanatından itibaren gerçekte, fiiliyatta bir Osmanlı Devleti yok ama görünüşte Osmanlı Devleti'ni yok ettiğin zaman çıkacak problemlerle kimse baş edemeyeceği için göstermelik bir Osmanlı Devleti devam ediyor. Bugün de aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti görünür bir şekilde haritadan silindiği zaman çıkacak problemlerle kimse baş edemeyeceği için bakanlıklar, makamlıklar olmayacak o zaman çünkü o işler halledilemeyeceği için görünür de bir şey devam ediyormuş gibi kabul ediyoruz. Yani bu aldanışa rıza gösteriyoruz. Ama aslında şu anda dünyanın güç merkezleri tarafından ne bu toprakların geleceği olarak tespit edilmişse ona uygun şeyler oluyor. Nasıl oluyor? Kim yapıyor bunu? Bildiğim her şeyi söyleyemem. Çünkü bu ancak kafa karıştırır. Onun için böyle teorik bir şeyler söylemem lazım. Eğer 27 Mayıs 1960 sabahı 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet davetildiyse sonra ne oldu? Nasıl oldu da bugünlere geldik? Ya da niçin bugünlere geldik?
edilmesinden sonra bir Türkiye'nin devamı nasıl mümkün olabilir? Türkiye'nin devamı ancak Türkiye'nin dünyada kabul edilen idare biçimlerinden birini benimserse Türkiye, dünyada geçerli olan yönetim tarzlarından birini benimserse Türkiye devam edebilir. Ve bu yönetim tarzı ancak sosyalist bir yönetim tarzı olabilir. Şartlar bunun için çok müsait. Sovyetler Birliği 1960 yılında kar unsurunu ekonomiye dahil etmişti. Yani 1960'a kadar sosyalist ekonomi hesaplarında kârı göstermeksizin yürüyen bir ekonomik işleyiş yürütüyordu. Ama 60'da Kruçev'in önderliğinde Sovyet ekonomisi kâr unsurunu kabul etti. Bu ve aynı zamanda coexistence in peace, barış içinde bir arada yaşama prensibi kabul edildi Sovyetler Birliği. Yani Sovyetler Birliği kuruluş gayesine aykırı bir prensibi kabul etti. Yani kapitalizm yıkılarak, dünya ihtilali gerçekleştirilerek bir Sovyet ana vatanı devam edecek değildi. Kapitalizmin yıkılmaması da kabul edilebiliyordu. Coexistence. Bir arada yaşama. Nasıl? In peace. Barış içinde bir arada yaşama. Bu ölçüler içinde Türkiye'nin sosyalist olmasına Batı'nın da itiraz etmeme imkanı var. Yani Sovyetler Birliği sosyalizmden vazgeçtikten sonra Türkiye'nin de sosyalist olması Batı için büyük bir tehlike arz etmiyordu. Dolayısıyla Türkiye'de eğer sosyalist bir yönetim temin edilebilirse Türkiye'nin ömrünü uzatmak mümkün olabilir. Bu gerçekten milli bir hedef olarak benimsendiği takdirde akabinde İslami bir muhtevaya da açık bir eğilim. ...1965 yılında Türkiye İşçi Partisi seçimlere kula kulluk yetsin artık sloganıyla girdi. Kula kulluk yetsin artık. Bu sosyalist bir slogan değil. Bu İslami bir slogan. Çünkü kula kul olmayacağız, Allah'ın kulu olacağız. Bu demekti. Bu gerçekten Türkiye'de milletin içinde ciddi bir cevap sahası yarattı. Yani insanlar buradan bir hiç ummadıkları bir fayda temin edeceklerini düşünüyorlar. Bu konuda benim hayatımda iki halkın bakışını netleştirdiği için anekdot önem taşıyor. Birisi şu,
Biliyorsunuz Türkiye'de komünizm aleyhtarlığı karılarınızı elinizden alacaklar. İşte komünizm gelirse bir adam evine geldiği zaman bakacak ki askıda bir adamın şapkası var. Ha, bizim karı başkasıyla değil, geri dönüp gidecek. Yani komünizm demek bu demek diye propaganda yaptılar ve insanlar gerçekten ırz namus meselesi olarak biliyorlardı komünizmi. İşin iktisadi kısmı hiç söz konusu değil. İşte Türkiye İşçi Partisi o seçim başarısını elde ettiği süreç içinde propaganda yaparken Karadeniz'de bir yerde işte Türkiye İşçi Partisi aleyhine propaganda yapan hangi partiden olursa olsun birisi işte karılarınızı elinizden alacaklar komünistler gelip deyince köylü diyor ki bizim karılar tezek kokar. Sizin karılar mis kokuyor. Siz kendi karılarınıza sahip çıkın diyor. Bizim karıları kim ne yapacak? Bu bir. İkincisi 1968 yılında Sovyet tankları Pırak'a girdikleri zaman Türkiye İşçi Partisi'nin lideri Mehmet Ali Aybar bunun sosyalizme sığmayacağına dair beyanlarda bulundu. Ve bu da onun siyasi hayatının bir bakıma en azından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı'nın sonu oldu. Sonun başlangıcı oldu. İşte bu arada ciddi bir şekilde Aybar aleyhtarlığı doğdu Türkiye'de sosyalistler arasında. Bu Aybar aleyhtarlığı propagandanın bir parçası olarak birisi köylülere anlatıyor. Diyor ki işte bu adam sonunda Marx'ın kapitalini de inkar etti. Çünkü Aybar şöyle demişti. Kitaplar, fotoğraflar gibidir. Gerçeği yansıtabilirler. Ama sadece tespit ettikleri gerçeği. Dolayısıyla fotoğraf çekildikten sonra hala onun o durumda olup olmadığını bilmiyoruz. Kitaplar da yazıldıktan sonra o gün için doğru olan şeyleri söylemiştir tabii. Ama ondan sonra olanları o kitapta bulamaz. İşte adam Karl Marx'ın kitabını da inkar ediyor diye Aybar aleyhinde propaganda yapınca birisi köylünün birisi kalkıp bu da doğuda olan bir şey. Ulan biz buraya Allah'ın kitabını inkar edip geldik. Sen adam Marx'ın kitabını inkar etmiş çok mu diyor? Yani. Bu iki anekdotu şunun için anlatıyorum. Yani bu işler böyle doktrinle falan filan olan işler değil. Bunlar halkın hadiseye nasıl baktığı, insanların neden, ne bekledikleriyle alakalı şeyler. Bir şekilde Türkiye'nin sosyalist dönüşüm yaşayarak milli varlığını daha üst bir basamağa taşıma tehlikesi fark edildiği zaman Türkiye'de sol içinden çökertildi. Türkiye'de sosyalizmi istemeyen bir sol doğdu. Göya görüşleri de şey, yani bir menşelik efendim argümanını öne çıkarıyorlardı. Türkiye'de sosyalist bir ihtilal mümkün değildir, sosyalist bir devrim mümkün değildir. Milli demokratik devrim yapmak zorundayız.
İşte Türkiye'de milli bir sermaye var, onu yanımıza almalıyız. Böyle bir şey falan filan. Bu Sovyet devrimi öncesinde Bolşeviklerle Menşevikler arasındaki tartışmanın kaçıncı dereceden kopyası. Ama Türkiye'de tabii ki istihbarat faaliyetleriyle, cakla curtla Amerika'nın Türkiye'deki, Amerikan Komünist Partisi'nin de Türkiye'deki tesiriyle bir şekilde yaygınlaştırıldı ve Türkiye'de sosyalist dönüşüm isteyen kadro tasfiye edildi. Onun yerine 27 Mayıs'tan beri Batı'nın ve Doğu'nun uzlaşmacı solcuları nedir onun adı? Mekanizmayı harekete geçirir oldular. Onlar devamla sonunda bugün AKP'li oldu bu solcular. Yani Türkiye'de AKP'nin yaptığı şeyleri alkışlayan solcuların hepsi Türkiye'de sosyalizmin gerçekleşmesini engelleyen solculardır. Türkiye sol eliyle sosyalizm tehlikesini bertaraf ettikten sonra bir şekilde de Müslüman görünen insanlar eliyle İslam tehlikesini bertaraf etti. Şimdi ikisi arasında çok önemli bir fark var.